Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özelim Hastanesi ve Golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sponsorlarımızdan haber bekliyorum. Cumhuriyetimizin 29. yılına özel bir sürpriz bekliyorum. Her iki sponsorumuzdan da bakalım ne cevap verecek, ne cevap çıkacak. Ama ben bir şeyler bekliyorum arkadaşlar. Bu subliminal mesajı vererek maalesef üzücü bir haberle devam edeyim. Duayen sonucu usta gazeteci Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyerek başlayalım arkadaşlar. Beşiktaş, Valerian İsmail ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti diyor. Resmi açıklama geldi mi bilmiyorum ama 450 bin euro fesih bedeli ödeyecek diye. Şimdi sizin şu anda takip ettiğiniz kanal, yani Kadıköy Sokak kanalı, sadece Fenerbahçe duyumları değil, başka takımların duyumlarını da veren bir kanal. Ahmet Nur Çebi 14 Ekim 2022'de görev süren boyunca Valerian İsmail ile devam edeceğiz. Şampiyonluğu onunla kazanacağız demişti. Ancak Mustafa Hoca, yani ben de bakalım sen bu lafını kaç gün sonra yiyeceksin Sayın Ahmet Nur Çebi demiştim. Görüldüğü üzere de Mustafa Hoca yine bildi oluyor. Ama tabii ben Valerian İsmail gibi müthiş klas bir ismin gönderilmesine çok üzüldüm. Sesim gitti. O kadar çok üzüldüm ki. Mario Sumudika, Türkiye'de çalıştırmayı hayal ettiğim, kalbimde olan büyük bir kulüp var. Bir öksürük tuttu ya. Ama isim vermeyeceğim demiş. Okan Buruk, bence koltuğuna sahip çık. Benden söylemesi. Yani sonuç olarak Roman indiriminden faydalanıp Galatasaray getirebilir yerine. Ben uyarayım. Hocam Beşiktaş'a kim gelecekmiş? İşte Şenol Güneş mi gelecekmiş? Neydi onun adı? Şu mu gelecek, bu mu gelecek? Aslında Rıza Çalınbay gitse çok sevinirim. En azından Beşiktaş'ın sezonda 6 puanı gitmiş olur. Çünkü sezonda 6 puanı garanti Sivas maçlarında. Bundan kurtulmuş olurlar. Mesela ben şunu söyleyeyim. Ben Ersun Yanal'ın oynattığı futbolu, o Fenerbahçe'yi özlediğim için çok defa istedim Ersun Yanal'ın gelmesini. Sonuçta geldi de ama bazı şeyler hep eksik kaldı. Kalınca da ikinci kez geldiğinde o etki olmadı. Hani rakipler bırakın istediğini getirsin, istediği Ersun hocalarını getirsinler. Ben tutacağını pek sanmıyorum. Çünkü hem devir değişti, hem takımlar değişti, hem şartlar değişti, hem de mali külfetler değişti. Ya misal şu anda Galatasaray'ın yaşlı enkazı 3-4 senede hiç kimse temizleyemez. Beşiktaş'ta şu anda kiralama sıkıntısı var ve bazı yüksek yıllık ücretler var. 3-4 sene temizlenemez. Bırakın getirsinler istediklerini. Zerre korkum yok. Ha, bana kaza Valerian İsmail iyi hocaydı. Ama yanlış yaptılar. Şimdi Süper Lig'in 11. haftasında en çok mesafe kat eden futbolcu 12.67 kilometre ile Miguel Crespo olmuş. Bir dakika, burada duyum vereceğim için. Son dakika. Bu güzel gidiyor. Şimdi Miguel Crespo geçen haftada, yani bir önceki maçta da 13.2 kilometre ile koşu mesafe rekoru kırmıştı. 2 haftada toplam 26 kilometre. Sevgili duyumcular, kendini duyumcu görenler, kendini yorumcu görenler, kendini bir şeyden anlıyor zannedenler, PTT'de bundan 50 tane var demiştiniz Crespo için. Elinizi ayağınızı öpeyim. 2 tane getirin. 2 tane getirin bak. Yaza biz Crespo'yu 30 milyon euroya Napoli'ye satarız. En az bir 30'a okuturuz yani. Bizim için sıkıntı değil. Napoli nasıl olsa arka bahçemizmiş. Yani bizden giden futbolcular oradan topal topal oynuyor. Haftanın bidonu seçiliyor ama yine de 20'ye 30'a gidiyorlarmış ya öyle. Lütfen Crespo'nun yerini alacağımız 2 futbolcuyu şimdiden ayarlayın. Diego Rossi. Rossi'nin golü 23 metreden saatte 93 kilometre hızla gerçekleşip kaleye girmişti. Ama etkisi çok büyüktü. Hani stadyumda taraftarlar coşmuştu, etmişti. Rossi için de şunu söyleyeyim. Aklı başında bir kulüp 9 milyon euronun altında teklifle kapımızı çalmaz. Dur ya, şöyle bir ateş vereyim, dur. Aklı başında bir kulüp Rossi için 9 milyon euronun altında, işte 7 milyon euro vereyim, yok işte 1-2 milyon euro opsiyon vereyim. Aklı başında bir kulüp böyle saçma teklifle kapımızı çalmaz.
Yoksa red cevabı yer. Onu da hatırlatayım. İstanbulspor Fenerbahçe maçının 30 Ekim Pazar günü saat 20'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıklamış. Dünkü videoda açıklamıştım ama bugün en azından netlik kazanmış olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. İşin içinde 29 Ekim var, işin içinde Cumhuriyet var, işin içinde 100. yıl var. Yani düşünün bak, işin içinde Atatürk var, Fenerbahçe var. Ben suratına tükürüyüm eğer Fenerbahçe futbol takımı bu maçı kazanamazsa her futbolcusunun suratına tükürüyüm. O derece diyorum. Madem Cumhuriyet var işin içinde, madem bu var, şu var. Ha, şunu da belirteyim. En korktuğum maçlardan biri. Niye? Rehavet. Rehavet çekerim. Bak, adım soyadım kadar eminim. Şu anda hepiniz fark bekliyorsunuz o maçtan. Hiçbiriniz 1-0 olsun bizim olsun demiyorsunuz. Demiyorsunuz. 29 Ekim'in bir gün sonrası. Hadi Fenerbahçe, çık. Yüreğini koy sahaya. Bak, İstanbulspor, Sivasspor, Giresunspor. 3 tane maç var. Bugün biri bana desin ki 3 maçta 1-0 bitecek, Fenerbahçe kazanacak. Kabul ediyorum. Peşinen kabul ediyorum. Hiç uğraştırmayın bizi. Hiç. Ren maçını Fenerbahçe 1-0 kazanacak. Kiev maçında berabere kalacak. Kabul ediyorum. 4 maçtan 4 şey 5 maçtan 4 beraber 4 galibiyet bir beraberliği kabul ediyorum abi. Kapatın dükkanı. Kabul ediyorum. Ne sakatlık olur, ne sıkıntı olur, ne bilmem bir şey olur, ne stres olur. Ha, Fenerbahçe'yi izleyemeyeceğim için üzülürüm ama ben garantici adamım. Ben garantici adamım. En korktuğum maçlardan biri bu. İnşallah Jesus Ümraniye maçından aldığı dersi sürdürür. Üstüne düşeriz. Bu arada sevgili Ünal Emin Canbay, beIN Sports muhabiri, kendisi de hasta takipçilerimden biri olur. Ünal'a buradan selamlarımı gönderiyorum. Kadıköy Sokak Facebook sayfasından beri takiptedir kardeşim. Çok iyi niyetli, temiz bir kardeşimiz. Allah yolunu bahtını açık etsin. Olimpiyat stadında oynanacak bu müsabakaya ilişkinde Fenerbahçe taraftar için 30 bine yakın bilet ayrılacağını söylemiş Ünal. Ünal diyorsa doğrudur. Ben onun lafın üstüne laf söylemem. Fenerbahçe bir transfer gerçekleştirdi arkadaşlar. U19 takımı forması giyen Muhammed İmre profesyonel sözleşme imzaladı ki benim yetenek olarak belirttiğim bir isimdi. Yetenekli bir isim diye ısrarlı bir şekilde belirttiğim isimlerden biriydi. İyi olmuş, çok da güzel olmuş. İsmail Yüksek'le ilgili bir duyum geldi. Daha doğrusu benim duyumumu doğrular nitelikte bir duyum geldi. İsmail Yüksek'in çekilen MR'ında darbeye bağlı ödem tespit edilmiş. Ve ödemi azaltmaya yönelik tedavi devam etmiş. MR'da yırtık yok. Yani daha önce de söylediğim gibi ciddi bir şey yok. Ren maçında oynamaz. Ama en azından biz şunu biliyoruz. Hani korkulan olmadı. Bu arada İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Luan Perez günü tedavi programıyla tamamladılar. Yani riske edilir mi? Riske edilmez der bu isimler ama bakalım neler olacak. Şimdi çok önemli bir konuya gideceğim. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin borsa değeri 6,71 milyar liraya yükselmiş. Birçok arkadaşım şunu söylüyor. Hocam borcumuz işte 6 milyar 400 milyon olarak açıklandı. Hani Divan Kurulu'nda okunan raporlara göre 31 Mart 2022 tarihi ve 3 aylık dönemi kapsayan borç. Yani Haziran döneminde Temmuz'da hemen hemen baz alarak söylüyorum. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran kusura bakmayın yani 30 Haziran 2022 itibariyle Fenerbahçe'nin borcu 6,4. Hocam bu 6,4'ü buradan ödeyemez miyiz diyeceksiniz. Hayır, böyle bir şey yok. Bu senin marka değerin. Misal veriyorum. Mustafa Hoca şu anda geçen sezonun formasıyla video çekiyor. Yani şu anda. Arkasında fon var. Bu Mustafa Hoca'nın marka değeri. Hatta 26.700 yazıyor. Bu marka değeri. Yani gelen kişiye reklam değeri. Olayı değiştiriyorum. Mustafa Hoca'nın üstünde korsan bir forma, arka fonda ne bileyim çiçek böcek ya da tahta mahta bir şeyler yer alsa şuraya 26.700 olmaz belki. Biraz daha iyimserlik yapıyorum. Bu sezonun formaları da var biliyorsunuz ama hani ben sırayla dönüşümlü olarak giyiyorum. Terleme, kokma diye de bir olay var hayatta biliyorsunuz. Bu sezonun formasıyla video çektiğimi düşünün. Şurada Hüme Hastanesi, işte Golvar'ın yanında 7 tane 8 tane sponsor olduğunu düşünün. 8 tane sponsor misal. Alt 26.700'de de virgülü bir basamak
Kenara atalım. 267 bin takipçi olduğunu düşünün. Mustafa Hoca'nın o zaman Peugeot 3008'i kesin olur. Kesin olur. İnşallah kurban olduğunu. Bu marka değerin. Ama Mustafa Hoca'nın 267 binlik kanalı olsun, bir sürü sponsor olsun, belki normal hayatta Peugeot 3008 yerine Peugeot 5008 alacak. İşte sıfırını alacak. Atıyorum 100 bin lira borcu olacak. Bu o gerçeği değiştirmez. Bu da bunun gibi. Ama şu var. Fenerbahçe taraftarı borsada hisseler yükseldikçe yatırım yapıyor. Misal veriyorum, bir borsa hissesi 1 liraya alınıyor diyelim. 50 kuruşu kulübe ya da 2 lira diyelim, daha kolay olsun. 2 liraya satın alıyorsan ya da satıyorsan 1 lirası kulübe aktarılıyor. 1 lirası da işte borsanın kendisine gidiyor. Yani her alım satımda kulüp para kazandığı için işlem hacmi artacak. Yani bizim abone sayısı arttıkça izlenmeler artacak, reklam geliri artacak. Otomatikman sponsorlardan gelen paradan ziyade artış, videolardaki artıştan para artacak. Bu da böyle bir şey işte. Tam olarak örneği bu. Aziz Yıldırım, efsane başkanımız Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım'a da buradan selamlar olsun. Bana bazen kızıyor ama olsun, canı sağ olsun. Aziz Yıldırım zamanında 1 milyar doları geçmişti Fenerbahçe'nin piyasa değeri ve hedefi Manchester Real'le aynı piyasa değerinde bir takım demişti. Dünya devriyle kapışacak. Bir kumpas patlattılar. İnşallah bir daha patlatamazlar. Ya da patlatacaklarsa da kendilerinin bir tarafında patlasın. Yani ekonomik anlamda, sportif anlamda Fenerbahçe rakipsiz kaldığında 3 Temmuz'u yaşadık. İnşallah Allah bir daha bize yaşatmasın. Bize yaşatanlara da 3 katını yaşatsın inşallah. Bu borç kısmı da böyle. Ama merak etmeyin. Yani piyasa değeri arttıkça işlem artıyor. En azından buradan para kazanıyorsun sürümden. Ren maçı için Ulaş abi diyor ki tahminen sağ bekte Osay, sol bekte Ferdi oynayacak diyor. Senin bilgini düzelt diyor. Yani stoperler, kaleci muhtemelen değişmeyecek. Orta ikili Crespo, Arao. Emre Rossi, Joao Pedro gibi duruyor demiş ama bence Emre Rossi Valencia gibi. Hani büyük iş düşüyor taraftara. Taraftar lütfen 12 numaralarını unutmasın. Hocam işte kombinelerde sıkıntı var. Arkadaşlar kombinelerde sıkıntı yok. Fenerbahçe taraftarında sıkıntı var. O kombineyi gelir kapısına dönüştürenlerde sıkıntı var. Bilginiz olsun. Yani onlardan dolayı. Hocam bizim başımız yanmak zorunda. Biz iyi niyetliyiz biliyorum. Benim de kombinem var, bilginiz olsun. Yani Fenerbahçe stadında daha bir maç izleyememiş adamın kombinesi var. Şaka yapmıyorum. Kombinem var ama ben hediye için aldım. Yani her maçta birine hediye ediyorum. Her maçta bir üyeye hediye ediyoruz, gönderiyoruz. Mesela Ren maçı için bir kişiyi gönderebilirim arkadaşlar. Harbi söylüyorum. Bir kişiyi gönderebilirim. Siz yorumlara yazın. Yani İstanbul'daysanız eğer bu devir işi kalkmadıysa gönderebilirim ama kalktı diye biliyorum bu maçlık. Ama eğer kalktıysa da kulübüme devredeceğim arkadaşlar. Gitsin kulüp satsın. Kazansın. Yani kazansın. Hatta devrederken keşke şöyle bir şey olsa. Devrederken de kulübe bir 50 lira 100 lira fişekleseler. Keşke öyle bir şey olsa. Seve seve feda ederim arkadaşlar. Ben gitmiyorum ama sizler gidin. Seve seve. Vallahi bak. İnşallah seneye de bunu yapacağım. Seneye hatta iki farklı yerden, bir Feneryum'dan almayı düşünüyorum. Bir de şeyden, kale arkasından. Yani iki kişi, bir benim üstüme bir İbrahim'in üstüne yapıp. Ben yine gitmeyeceğim, merak etmeyin. Yani maçlara gitmeyeceğim. Derbidir, şudur budur. Ben gitmemeyi daha çok tercih ettim. Bu sene yani nasip olursa inşallah Ali Koç'un hocasını da izleriz bir gün bizde. Hani Ali Koç'un hocası hariçte çok gitme düşüncem yok. Bakalım nasip. Bu arada Ali Koç demişken, Ali Koç, Jorge Jesus ve kalecimiz Altay Bayındır TFF Riva VAR sistemini incelemişler. Bir şey söyleyeyim de günah olur. Ama bakalım inşallah VAR sisteminde sıkıntı varsa düzeltilir. Fenerbahçe, şimdi birkaç tane de transfer konuşalım. Şöyle neyi versem, uçağın birini verdim. Bir uçak daha mı versem? Öbür uçakları kaldırmış mıyız ya? Ya ne demek kaldırdın ya? Yok ya, duruyordur, şu uçağı da vereyim. Şimdi Muhammed İmre'yi verdik ama Fenerbahçe Ezgican Alioski'nin bonservisini Ocak ayında almak için Al Ahli ile temasa geçti diyor. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var.
Ezgi Can'la ilgili bir durum var. Şimdi ben bu duyumu ne doğruluyorum ne yalanlıyorum. Sebebini de anlatmak istiyorum ama anlatamam. Yanlış anlaşılır. Yani ne bileyim ölü fiyatına ya da bedavaya alacağımızı sağ solun duymasını istemem belki de. O yüzden Ezgi Can duyumlara çok fazla itimat etmeyin. Biraz bekleyin. Hedefte başka da sol bekler var açıkçası ama biraz bekleyin. Gustavo Henrique'nin kiralık opsiyonunun kullanılması halinde satın alma ücreti 1,4 milyon euro bonservis arkadaşlar ve 3 yıllık sözleşme imzalanacak diye. Ben bir şey söyleyeyim. Gustavo Henrique de gerçekten diyorum bak. Hani PES'te oluyordu ya. Futbolcunun gücünü yükseltebiliyordun. Mesela Gustavo Henrique'nin hızına 2-3 tık artış yapın. 3 tık artış yapın. Alın bizden Barcelona'ya satın. Ayağı temiz. Havadan müdahaleleri iyi. Evet, çok temaslı futbolcu değil ama çok kurnaz bir futbolcu onu da söyleyeyim. Yine bir duyum vereyim. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Bu ismi hatırlıyorsunuz değil mi? Juventus'un genç bir futbolcusun. Şu ana kadar 11 maça çıkmış. 7 gol 3 asistle müthiş bir oyun sergiliyormuş. Yani Avrupa'da atmış. Derbide atmış. Sonradan girip atmış. Her türlü atıyormuş. Babadan Fenerbahçeli bir çocuk. Belki zamanla yollarımız kesişir. Bana hep gelen soru aynı. Hocam Jorge Jesus uzatacak mı? Ya arkadaşlar uzatmayın. Aynı soruyu tekrar tekrar sorup uzatmayın. Kapatın çenenizi. Jesus hocam İstanbul'u sevdi. Eşi de sevdi. Ne bileyim seneye salçaları falan burada kaynatalım dedi. Turşuları burada yapalım. Kornişon fiyatları o zaman ucuzlar dedi. Karışmayın. Çenenizi kapatın. Size ne ya? Size ne zaman uzatılır uzatılmaz? Susun. Her şeyi dinlendiriyorsunuz. Her şeyin net cevabını istiyorsunuz. Almayın. Net cevabını almayın. Susun. Sizin için kalması önemli değil mi? Şu an bu kanal, mesela bu videoyu beğenen arkadaşların sayısına bir bakalım. Kaç kişi yani kaç kişi Jesus'ta devam edilmesini istiyorsa bu videoya beğeni atsın. Tahmin ediyorum. Yani çok eriniyorsunuz, üşeniyorsunuz. Erinmeyin, üşenmeyin. Şu videoya bir 1.000 tane, 1.900 tane beğeni atın ya. Çok mu sıkıntı arkadaşlar ya? Bak eminim video izleyen hemen hemen herkes, her Fenerbahçeli Jesus'ta uzatmak istiyordur. O zaman susun. Ve videoya beğeni atın. Şimdi ben hatta bir şey daha söyleyeyim size. Ya siz zannediyor musunuz yabancı kuralı aynı kalacak? Bak seneye de yabancı kuralı serbest olacak. Ama yaş sınırı gelebilir, bilginiz olsun. Yani kural esneyecek ama yaş sınırı gelinebilir. Niye yabancı kural serbest olacak? Şu yüzden arkadaşlar satışlar genellikle yabancı futbolcular üstünden. Bakın Beşiktaş'a bakın, Galatasaray'a bakın, Trabzon'a bakın, Fenerbahçe'ye bakın. Satışlar genelde yabancı futbolcular. Ama Türk futbolcuların da satışları arttı. Türk takımları da otomatikman diyor ki mesela Trabzonspor diyor ki ben Uğurcan'ı satarsam yerine Türk kaleci yok. Yok diyor. Hüseyin Türkmen'i parlattım satamadım diyor. Beşiktaş diyor ki ben Serdar Saatçı'yı işte sıkıntı olmasa satmazdım. İşte Emirken İlken bizi sattı gitti diyor. Yoksa satmazdım işte Rıdvan Yılmaz gitti Ersin'i ben gönderirdim ama kalecim yoktu diyor. Bu argümanlardan dolayı yabancı sınırı serbest kalacak. 11 yabancıyla çıkabileceksin sahaya. 3 tane de yedek. Kalan 8 kişi yani 21 kişilik kadroda 8 kişi Türk olacak. Böyle bir zorunluluk gelecek. Bu yüzden de Fenerbahçe'de şimdi yabancı kuralından dolayı yatırım yapacak. Ha arada yine gurbetçi futbolcu alacağız merak etmeyin. Var. Ama özellikle ligin ikinci yarısı için 21 yaş altı 3 tane yabancı futbolcu takipte. Haberiniz olsun. Devre arası kullanılabilir. Ve ben bir şey söyleyeyim. Stoper ve orta saha arkadaşlar. Hem stoper hem orta saha. Hocam Jorginho var ya işte ne gerek var diyeceksiniz. Arkadaşlar Jorginho Yo. Bu da şey gibi oldu. İzabel. Jorginho şartları karşılıyor arkadaşlar. 11 tane yabancı maça çıkmış. Şartları karşılıyor. Yani şey 11 tane milli takım alt yaş kategorisi maçına çıkmış. Şartları karşılıyor. İkinci dönem zaten bol bol idmanlarda görürsünüz. Ama
Yine de altyapı futbolcusu sayıldığı için bu kotayı bundan doldurmayalım da diyebiliriz. Bilginiz olsun. Ve geldik günün bombasına. Cristiano Ronaldo. Şaka gibi geliyor değil mi? Şaka gibi geliyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Birincisi taş yerinde ağırdır. Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelmez. Peşin peşin söylüyorum. İki, ya gelirse hocam yaşı olmuş 150 yok 500 150 olur mu? 500 yaşında. Cristiano Ronaldo 500 37 yaşında. Bana kalırsa asla gelmemesi gereken bir isim. Ama Şubat'ta 38 yaşına girecek bir isimden bahsediyoruz. Şimdi 2023 Haziran'a kadar sözleşmesi var mı? Var. Kulübünde bazı sıkıntılar var mı? Var. Ben alırız, almayız ya da başka bir şey söylemiyorum. Ama size şunu söylüyorum. Şu anda da bu arada affedilmiş, A takımına yener idmanlara başlamış falan filan ama bakın. Duyumu şu şekilde veriyorum. Asla içinizden birisi Ronaldo gelir diye saçmalamasın. Asla içinizden birisi Ronaldo gelmez diye de kesin konuşmasın. İsteyen istediğini söylesin, isteyen kulüpten bilgi alsın, isteyen eniştesinden bilgi alsın, isteyen görümcesinden bilgi alsın, isteyen Jesus'tan bizzat bilgi alsın. Umurumda değil. Umurumda olan tek bir şey var. Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelme ihtimali az sayılabilir ama var. Böyle bir ihtimal var. Var. Bakın böyle bir ihtimal var. Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var. Ha diyeceksiniz ki hocam saçmalıyorsun. Niye gelsin? Arkadaşlar hani marka değerini anlattık ya. Borsa değerini anlattık ya. Piyasa değerini anlattık ya. Sponsorları anlattık ya. Kanala ilişkin örnek verdim ya. Hiçbiri bağımsız bir konu değildi. Hiçbiri o an aklıma gelen falan şey gibisinden konular değildi. Hepsinin bir bağlantısı var. Ronaldo demek sponsor demek. Yani şöyle söyleyeyim size, Fenerbahçe diyelim şampiyon oldu inşallah. 5 yıldızlı formayla çıkacak. Federasyon şu bu karşı çıkacak diyelim. Sen de gittin Ronaldo'yu getirdin. O da hocam 38 yaşında. Getir sana ne? 38 yaşında olsun. Hadi iptal etsinler. Misal. 6. yıldızı kovala. Düşünsene Ronaldo gelip 6. yıldızı da Ronaldo'yla alıyorsun. Mantıklı mı? Üfürük gibi geliyor ama mantıklı. Uçurum gibi geliyor ama mantıklı. Peki önce Ronaldo'ya sonra 6. yıldızı alacak deseler birisi. Size imkansız geliyor değil mi? Bana hiçbir şey imkansız gelmiyor. Bana en imkansız gelen neydi biliyor musunuz? Ali Koç'un Jesus'u getirmesi imkansızdı. Çünkü o kadar İsmail Kartal PR'ı yapıldı ki ben Jesus'un geleceğini asla ihtimal vermemeye başlamıştım. O kadar emin olduğum şeye emin olmamaya başlamıştım. Ama Jesus geldi. Tabii Jesus'tan da Ronaldo'nun arası iyi. Yaş olmuş 38. Şu kadar yıllık ücret ister, ben de farkındayım. Hocam şu kadar para ister, ben de farkındayım. Hocam neredeyse imkansız, ben de farkındayım. Ama imkansız olan tek bir şey var. O da Fenerbahçe'nin sarı kırmızıya çevrilecek olması mesela. O kadar imkansız. Ama Ronaldo'nun gelme ihtimali imkansız mı? Çok zor. Ama ben ne gelir diyorum, ne gider diyorum. Fakat subliminal mesajımı da vermiş bulunuyorum. Anlamayanlar videoyu başa sardırıp tekrar izlesin. Görüşmek üzere.